Hisar 4. Uluslararası programına Sivrihisar Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri için geri sayım başladı. Hatta etkinlikler başladı diyebiliriz. Dün itibariyle Sivrihisar caddelerinde renkli görüntüler vardı. Etkinlikler 1 ila 3 Temmuz arasında gerçekleşecek ve Sivrihisar'da start almıştı. Bugün itibariyle de Eskişehir'de an itibariyle bulunduğumuz Vadilik Meydanı'nda farklı ülkelerin temsilcileri bu noktada yerini aldı. Az sonra yine bu noktada programın akışı ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Halk oyunları gösterisi, kortej yürüyüşünün başlaması. Evet, ilk olarak Sivrihisar Belediyesi'nin çelengi Atatürk Anıtı'na sunulacak bu noktada. Ardından Atatürk Anıtı'na farklı ülkelerden gelen katılımcılar Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya, Sırbistan gibi ülkelerden gelen katılımcılar burada özel gösterilerini sunacak. An itibariyle şu anda çelenk sunumu gerçekleşiyor. Ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. I invite by the moment of silence and of the national anthem. Belediye Başkanımız rehberliğinde yurt dışından gelen temsilcilerimiz Sayın Valimizi ziyaret edecekler. Ardından 6 ülkenin halk oyunları gösterisini izleyeceğiz. We are going to visit the governor with the district governor and with the mayor of the company. Afterwards we are going to watch the performances. Evet, değerli konuklarımız, meydandan ayrılmayınız. 5-10 dakika sonra programımız devam edecek. Birbirinden güzel halk oyunları gösterisini izleyeceksiniz. Festival niteliğinde gerçekleşiyor biliyorsunuz. Sivrihisar Uluslararası 4. Festival. Ve yurt dışından gelen bugün 6 ülkemiz var. Ülkemizle beraber toplam 6 ekibi sahne alacaklar. Onu izlemeye devam edeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Evet, kıymetli STV izleyicileri, Vadilik Meydanı'ndayız. Sivrihisar Nasrettin Hoca, Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde sizlerle birlikteyiz. Etkinlikler 1 ila 3 Temmuz tarihlerinde Sivrihisar merkezinde gerçekleşecek. Tabii ilk olarak hem Nasrettin Hoca'nın, daha sonra kızı hatunun kabri ziyaret edilecek, dualar edilecek. Akabinde de çeşitli diğer ülkelerden katılımcıların çeşitli gösterileriyle etkinlik devam edecek. 3 gün boyunca dolu dolu bir festival
hal olacak. Aslında büyük de bir özlem vardı. 2019 yılında gerçekleşmişti ilk olarak ve pandemi dolayısıyla 2 yıldan bu yana gerçekleşmiyordu. Ve özlenen gün geldi Sivrihisar için, Eskişehir için. İlk olarak Sivrihisar'da dün itibariyle Sivrihisar'ın caddelerinde renkli görüntüler oluştu. Burada düzenlenen kortej yürüyüşüyle birlikte farklı ülkelerden Moldova, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve Amerika'dan katılan katılımcılar burada da yine özel gösteriler düzenlemiş ve renkli görüntüler oluşmuştu. Etkinliklerin, festivalin hemen bir gün öncesinde de şu anda Eskişehir'de Valilik Meydanı'nda yine farklı ülkelerden gelen katılımcıların bu alanda çeşitli halk oyunları gösterisi sunulacak. İlk olarak az önce çelenk sunumu gerçekleşti, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ve az önce de Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü ve Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve yine Nasrettin Hoca temsili ile birlikte Vali Erol Ay Yıldız'ı makamında bir ziyaret gerçekleştirecek. Akabinde de bu noktada katılımcıların özel gösteriler olacak. O özel gösteriler az sonra başlayacak ve biz şimdi araya gidelim. Az sonra o özel gösterilerle yeniden birlikte olacağımızı hatırlatalım. Esenlikler dileyelim.